Teşekkür ederim. Afiyet olsun da keşke daha doğru düzgün bir yemek söyleseydik. Yemek için demiyorum. Hayatımızı kurtardığın için teşekkür ederim. İşimi yapabildiysem ne mutlu. Meltem, bugün seni zor duruma düşürdüğümü biliyorum. Ama şimdi bu hadise Özlem'in yanında olunca kızım bana lobide verdiği tepki normal. Benim Özlem'in tepkilerine söyleyecek bir lafım yok. Ama benimkilere var. Evet var. Tuncaylar seni Özlem'in yanından almışlar. Bu durumda biz inandırıcılığımızı kaybetmiyor muyuz? Şimdi amcamın bildikleri için bana böyle bir durumu konduramazlar. Doğru. Siz Çakır Beyliler, çapkınlıklarınızla biliniyorsunuz. Benimkine çapkınlık dersen haksızlık olur. Ben enişteyi kastetmiştim aslında. Sen değil. Enişteyi kastettim derken? Cemre ile ilişkileri var. Ya da olmuş. Ne? Ne var? Niye şaşırdın? Dedim ya Çapkın Çakır Beyliler. Ya o enişte Çakır Beyli değil. Karısı Çakır Beyli. Halam bu yüzden demek ki buradaydı. Bence öyle. İlyas amcam belli ki bu durumu bilmiyor. Bence Özgür biliyor. Eyvahlar olsun. Ne dedin, ne dedin? Tamamen alkolün etkisiyle İlyas. Ya ikisi de ne olduğunu hatırlamıyorlar bile. Özgür, neyin etkisiyle olursa olsun. Ne demek birlikte oldular ya? He? İlyas, bir sakin olur musun? Bak, ablam hakkında yanlış bir şey düşünmeni istemiyorum. Ateşten ayrıldığı gece enişte ben de Hatice'den ayrıldım deyince... Ha, o öyle oldu, o da öyle olunca o da gitti hemen üstüne atladı. Bu mu yani? Ha Özgür? İlyas, lütfen. Ne lütfeni ya? Ne lütfeni? Benim otelimde, benim genel müdürüm, benim eniştemle benim teyzemin kızını aldatıyor. Yani beni aldatıyorlar. Anladın? Beni. Vallahi hiç kusura bakma, sen de bu suçun ortağısın. Sen de bana hiç bu konudan bahsetmedin. Benim de yeni haberim oldu. Yeni? Ne kadar yeniymiş bu yeni? Bir anlat bakalım bu yeniyi bana. Geçen gün. Geçen gün. O geçen gün dediğin günden beri biz kaç kere buluştuk seninle Özgür? İlk defa böyle oturup konuşma fırsatımız oldu. Sen genelde kendi kendine konuşmayı tercih ettiğin için. Rabbim. Ben nasıl bakacağım ya Hatice ablamın gözüne? Ben nasıl bakacağım ya? Neyse, ben zaten gerekeni yaparım. Gereken derken? Hatice abla bakacaktır zaten o Cemre Hanım'ın icabına da. Korkma, merak etme. Ben bir şey yapmayacağım. İlyas, ben olaylar bu raddeye gelmeden bir çözüm bul diye sana bunları anlatıyorum. Ya beni suçlamaktan vazgeçer misin? Ben zaten kaç gündür kendi kendimi yiyip bitiriyorum. Ya çok kötüyüm. Kaç gündür Özgür? Sorma sayıp kaç gündür çok kötüsün sen, he? Tamam, neyse, sakin ol. Çözeceğim illaki. Madem ortada bir problem var ve benim çözmem gerekiyor, ben bu konuyu çözeceğim.
Sen bir anlat hele bu. Kaç kişi biliyor bu olayı?